Peki nereye geçiyoruz şimdi? Başka ilginç açıklamalara geçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Bir iddia bu. İş dünyasıyla yaptığı bir toplantıda sarf ettiği iddia edilen bir cümle. Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun iddiası. Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Toplantıda Bakan Nebati iş adamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip bankadan çektikleri parayı dolara yatırmamalarını istemiş. İş dünyasına da hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun demiş. Merkez Bankası'nın döviz satışlarına rağmen Türk lirası her gün değer kaybetmeye devam ederken iş adamlarının yüzer milyon dolar satmasıyla sorunun çözülebileceğini düşünmek en hafif tabirle Cahillik. Dolar toplamak istiyorlarsa kendi yandaş holdinglerinin havuzuna aktardıkları dolarlara e, baksınlar. Yurt dışına vergi ödememek için kaçırılmış olan... E, dolarlara e, baksınlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kapalı kapılar ardında yapılan toplantı sırasında iş insanlarına dövizin ateşini söndürmeye katkı için yüzer milyon dolar satın dediği öne sürüldü. O toplantıda yer alan iş insanı Erdal Bahçıvan da yalanlamadı. Orada kaldı. Yüzer Or Or milyon dolar iddiası peki doğru Orada kaldı. Kendi beşli çetenizle dolarla yapılan yollardan ihalelerin hepsini Türk lirasına çevirin deme cüretini neden göstermiyorsunuz? Eğer 100 milyon dolar satmakla bu işler çözülecek olsa Merkez Bankası dün yaptığı dördüncü müdahaleyle birlikte 4 milyar dolar satmışken Türkiye'de dolar kurunun bir miktar aşağı geldiğini görürdük. İktidara yakın sabah gazetesinden yazar Dilek Güngör kaleme aldığı iddiayı köşesinde. Bakan Nebati'nin toplantıya katılan iş insanlarına yüzer milyon dolar satın dediğini Altına da espri olabileceği notunu düştü. Ama ne ekonominin yüksek atan nabzı ne de siyasetin tansiyonunun espriyi kaldıracak durumda olmadığını muhalefetin tepkileri ortaya koydu. İş dünyasına da hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun demiş. Sanırım o da işin esprisi. Toplantıdan sonra dolar kurunun artmaya devam etmesi iş insanlarının da bu söze pek itibar etmediğini gösteriyor. Bu ülkenin bu durumuna gelmesinin suçlusu Milletimiz ve iş insanlarımız devlet akılla yönetilir, mantıkla yönetilir, devlet bilgiyle yönetilir. Devlet dayatma kültürüyle yönetilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Dikkat çeken bir açıklamada Nurettin Nebati'nin iş insanı kardeşi Seydullah Nebati'den geldi. Bloomberg televizyonuna faizle ilgili açıklamalar yaptı. Bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce Bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır. Ve büyük olasılıkla çünkü küçük bir aralığımız kalmıştı demişti. Çok ilginç, çok ilginç. Neresinden başlasam bilmiyorum. Şimdi bir kere hatırlatarak başlayalım. Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı demişti ki bir söyleşi sırasında işte sen maaşını kaybedersin ben her şeyimi kaybederim. Bir kere maaşın insanların geçindiği ve emek verdiği şeyin değerli bir şey olduğunu unutmuş gibi konuşmuş. Sonra ben bir şey hatırlatmıştım. Demiştim ki dün demokrasi şöyle güzel bir şeydir. Batarsak hepimiz batarız demişti ya. Hayır. Hükümetler demokrasilerde hatalarından sorumludur. Hepimiz batmayız. Hükümetler batar demokrasilerde. Milletler batmaz. Demokrasilerin güzel tarafı bu. Ve sonunda da şöyle diyebilirler. Verilmiş sadakamız varmış. Başa bir musibet gelirse veya böyle tuhaf şeyler olursa veya işte bakanlarla ilgili filan. Ne kadar demokrasi o kadar verilmiş sadaka. Demokrasi böyle güzel bir şey. Fakat öyle acayip açıklamalar gelmeye devam ediyor ki bu sorumluluğu yaymak ama bir yandan da söz hakkını kendilerinde tutmak gibi bir sinyal veren bir, bir tuhaf anlayamadığımız şeyler. Mesela bakanın kardeşinin açıklaması bu akşam. Şimdi yarın önemli bir gün diye herkes söylüyor. Yani bir açıklama yapıyor diyor ki bence diyor e, bir şey yapmamalı e, Merkez Bankası ama diyor. Kanaatimce diyor şöyle şöyle olacak filan. Ve bakanın kardeşi onunla da ortak işleri var iş dünyasından. Ya bu açıklama nasıl bir açıklamadır? İşte sen ben bizim oğlan hükümet sistemi. Ya bunun piyasaya bir etkisi olabileceği kanaati hiç kimsede yok mu? Ayrıca bu ne demek bence kanaatimce? E onu da devam ettirebiliriz zaten gönlümde geçen filan. Efendim ne bileyim farkında mısınız şu anda en çok kullanılan ekonomiden bahsediyoruz. Paradan, matematikten, toplamadan, çıkarmadan ve insanların hayatından bahsediyoruz ya.